follow me, come follow me. Come 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 follow me, come follow me. Dinlemek istediğine emin misin küçüğüm? Çünkü bu hikaye ölü bir adamın hikayesi. Ölüler konuşamaz. Yanılıyorsun küçüğüm. Yanılıyorsun. Eğer dikkatle dinlersen derin ve çukurdan gelen fısıltılarını bile duyarsın. Ve fısıltılar kulağını tırmalamaya başladığında başka çaren kalmayacak. Her şey Çağrı'nın ölümüyle başladı. Aradan uzun zaman geçti. Hala aklım almıyor. Bir insan ortada hiçbir neden yokken birini niye öldürsün? Bunu niye yapsın? Bunu niye yaparsın? Haftalarca, günlerce, hatta saatlerce düşündüm. Aklım almıyor hiçbir şekilde. Bak, aklının almaması çok normal. Çünkü düşünmekten kafayı yedin. Bayağı yedin. Kavurmayı tergemen de bunun ilk belirtisi. İkinci bir konu, polisler dahil bir şey bulamadı. Parmak izi, kameralar. Çağrı benim de arkadaşımdı. Yani anlatabiliyor muyum? Over. Finish. Bitti. Ya tam da tahmin ettim gibi. Gidelim. Eve bakacaktık. Ha şöyle be oğlum. Yüzün gülsün biraz. Bir kez kurtuldum. Buraya koyduğuma eminim ama... Neredesin? Buralarda bir şey gözükmüyor. Yok yani ben eminim ya buralarda düşürmüşümdür en fazla. Hava da karardı iyice. Artık gidelim bence. Bir daha asla. Onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Senle ya da sensiz. Söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Vay. Mekan güzelmiş. Nasıl bir öğrenciymiş. Ne bekliyorsun?
Sade soda mı? Senin bu elemanın pek arasında yok gibi. Kanserdeymiş. Henüz tanışamadık kendileriyle. Güzel. Hadi yemek yapalım. On time we will be done. Kes. Yemeği ben yap. Yemeği ben yap. Bulaşıkları da sen yıka. Daha düzeltiyorum. Sanki bizim hiç yemeğimiz olmadı. Benim gibi olabilir mi? Sen orası tartışır. Hop. Telefonum çalıyor. Şu hocam başına geç. Sakın tuz atayım deme. Diyetteyim. Alo. Aman ne diyet? Efendim? İnşallah öyle yas tutmuyor. Tabi sen de düşüne düşüne filozof oldun değil mi? Laf saymaya başladım. Kapatıyorum bak. Bekle bekle. Senin filozof köstebek işe yaradı. Bilinmeyen bir adresten bilinmeyen bir mail geldi. Bir dakika. İletişime mi geçtiler? Evet. Hemen seninle. Şifreli mesaj göndermişler. Saat ve koordinatlar var. İnceledim. Sana da gönderdim. Nasıl? Mark, kapatmam gerek. Sakın kendi başına bir iş yapmaya kalkışma. Tamam, tamam. Sakın. Karanlık yüzünde açığa çıkar. Tarih kapılarını açmak üzere. Koordinatlar ve Platin'in saat olarak düşündüğü bir yazım matematiği var. Kimmiş bakalım kafayı yiyen? Senin alay etmediklerini nereden biliyorsun? Hayatın hayal dünyasından ibaret. Ne diyorsun sen? Çağrı büyük insanların peşine düşeceği kadar değerli bir adam değildi. Daha fazla konuşma. Herkes gibi sıradan basit biriydi. Lan değersiz biriydi anlat! Sana katlanmaktan bıktım artık. Çağrı senin arkandan böyle konuşmazdı. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Aşağılık herif. Ne dediğin önce? Filmlarda olur. Defol! Konfüçyus'un da dediği gibi küçüğüm. Hayat gerçekten çok basit. Biz faniler bunu karmaşık hale getirmek için çırpınıyoruz. Ne habersiniz gençler? Biz iyiyiz de senin bir tadın tuzun kaçmış diyetten mi? Öyle. Doğru söylüyor. Hayırdır? Gece pek uyuyamadım. Tabii bir de Cihan'la birbirimize girdik. Çağrı'nın ölümünü değersiz gösteriyor. Benim bu olaydan kopmamı istiyor.
Sıkma canını ya. O da iyiliğini istiyor. Hem biz de hem fikiriz bu konuda. Daha fazla kurcalama istersen. Hayat devam ediyor sonuçta. Bunun için mi mutsuz kaldın be oğlum? Hayır tabii ki. Dün gece şifreli bir mesaj aldım. Çok fazla matematiksel ifade var. Anlamını bir türlü çözemiyorum. Neymiş? Bize de söylesene. Belki bir faydamız dokunur. Hem Hakan'ın sayılarla deriz. Çok iyi. Tamam, şimdi şunu dinleyin arkadaşlar. Sırlar ayın karanlık yüzünde açığa çıkar. İşte tüm bağların koptuğu o an. Tarih kapılarını açar sana. Ve anlamsız birkaç sayı dizisi. Bir bakabilir miyiz? Romalılar döneminde kullanılan bir işleme benziyor. Dizi devlet sırları mektuplarda böyle şifreleniyordu. Sanat tarihinde görmüştük. Basit bir işleme benziyor. Saat 15.30. Sadece saati mi hesapladın? Tabii, bu da bir şey. Teşekkürler. Geri kalanını bulunca bize de haber et. Malum tek başına kalınca pek güvenli olamayız. Tabii. Benim artık gitmem gerek. Kendinize iyi bakın. Ev arkadaşım gelecekmiş. Kapıda kalmasın çocuk. Görüşürüz. Onu neden hala öldürmedik? Bu kadar yaklaşmamalıydı. Ona niye saati söyledin? 6 saat ileri söyledim. Çözse de yetişemeyecek. Yardım eden birileri var. Bulun onu. Dediğim gibi, biri ortaya çıktı ve her şey mahvoldu.